Herkese merhaba, ben Fona. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel, ışık çok güzel, o yüzden enerjim çok yerinde. Başlıktan da gördünüz zaten, bizim bugünkü tek odağımız Maybelline'in yeni çıkan fondöteni. Persistent Active Wear fondöten olarak geçiyor. 30 saate kadar kalıcıymış, yüksek kapatıcılık vaat ediyor, hava kadar hafif biz, yani ince yapılıymış dediğine göre. Cildi nefes aldıran doku, transfere dayanıklı, mat bitiş, yağlı his bırakmayan formül. Çok güzel. Ben 07 klasik nude rengini aldım. Tabii ki de 30 saat bir test yapamam ama uzun bir süre yapmayı düşünüyorum, yani akşama kadar size ara ara gösteririm durumunu falan. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Çünkü ben gerçekten çok heyecanlıyım. Ama videoya geçmeden önce de eğer videoyu beğenirseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi başlayalım. Ben yeni bir fondöten denemeden önce kil maskesi yapıyorum. Sonra çok güzelce nemlendiriyorum. Ondan sonra fondöteni deniyorum. Bugün bir de bu NYX'in Marshmallow Primer'ını kullanacağım. Bunu daha önce de kullanmıştık biliyorsunuz. Ben bundan çok memnunum. Bu da mat bitişli bir fondöten. Bu da nemlendirici bir primer. Yani nispeten nemlendirici. O yüzden bununla birlikte denemek istedim. Ama siz elinizdeki herhangi bir nemlendirici primer'ı tabii ki kullanabilirsiniz. Bir de o kadar güzel kokuyor ki yani... Anlatamam size şu anda kokusunu. Böyle gerçekten marshmallow gibi kokuyor. Bir jelibon gibi kokuyor. Çok tatlı bir kokusu var. Bendeki mini boyu cidden mini. 8 ml. Büyük boyunu mutlaka alacağım bu bitince. Bazımın emilmesini bekliyorum biraz. O sırada da NYX'in Brow Glue'sunu kullanacağım. Bunu da yine kullanalı bir süre oldu ve artık fikirlerim oturdu. Son zamanların meşhur kaş waxları, kaş sabunları var ya, bence onların mini boyu gibi düşünebilirsiniz. Onlar kadar uzun süre kaşlarınızı havada tutmuyor. Evet, ama işte ben yani onlar çok büyük, onları kullanmaya üşenirim diyenler için bence gerçekten güzel bir alternatif. Çünkü yani hani derken kötü anlamda söylemiyorum. Kaşları çok güzel sabitliyor. Onu demek istiyorum. Artık asıl konumuza gelebiliriz. Şöyle bir daha göstermiş olayım. Rengini seçerken kararsız kaldım yani. İşte swatchlarına baktım falan. Ama umarım olur rengi, bilmiyorum. Koyu olmasın da, yani yeter ki koyu olmasın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bir tarafıma süngerle, bir tarafıma da fırçayla uygulayacağım. Buraya süngerle, buraya fırçayla uygulayabilirim bence. Aynen mantıklı. Şöyle pompalı bir ambalajı var. Sıkalım bakalım. Çok korkuyorum kameraya fışkıracak diye. Evet. Geldi. İnanılmaz sarı alt tonlu. Şu anda çok üzgünüm. Çok fazla sarı. Fırçamı aldım. Benim favori fondöten fırçam zaten. Nashita Pro Plus 287 numara. Şimdi bakalım. Heyecan durukta. Buraya uygulamaya başlayalım. Şu anda çok üzgünüm. Çünkü o kadar sarı ki size anlatayım. Yani şu renk. Gerçekten... Şu renk sarılıkta şu anda. Hızlıca göz altımı da kapatayım ki böyle daha iyi görebilelim. Çünkü şu anda göz altlarım çok mor olduğu için biraz garip gözüküyor. Özellikle sizi yakına almak istedim. Şu anda çok kararsızım. O yüzden konuşmayacağım. Biraz daha bekleyeceğim. Sadece görün. Şimdi bu tarafıma da süngerle uygulayacağım. Dün kirpik lifting'i yaptım. Bunu daha çok kıvırmışım. Bu daha az kıvrık. O yüzden yani biraz size garip gelebilir. Kusura bakmayın ama şimdi birazcık uzağa gidelim ya. Çok yakın oldu. Sünger olarak da Görkiton'un süngerini kullanıyorum. Tabii ki kapatıcılığı daha az olabilir. Onda sorun yok ama bakalım yine de biraz kapatsın yani. Bir pompa daha aldım şimdi. Ya beni, kendimi biliyorum. Çünkü beni ilk başta şey çok üzdü, renginin sarılığı. Ama şu anda da öyle o kadar sırıtmıyor yani. Çünkü nasıl yani, şu anda anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama çok sarı. Ama yüzümle bütünleşti şimdilik. Yanlışlıkla kaşıma da bulaştırdım. Onu görmeyin şimdi. Kesinlikle ve kesinlikle süngerle uyguladığım tarafı çok daha beğendim. Çok daha fazla beğendim. Çünkü burada biraz daha kuruluklar belli oluyor. Ama burada kuruluklar belli olmuyor. Gayet benim sevdiğim gibi durdu. Mesela normalde ben bu fondötende hayatta ikinci katı geçmem. Hani tamam, bu kadar kapattı. Yeterlidir benim için. Ama isterseniz süngerle
İki tarafa da ikinci katı geçelim. Çünkü zaten fırça ve sünger yorumunu kendim yapabiliyorum şu anda. Ben bunu süngerle kullanmaya devam ederim. Fırçayla bana göre değil. Belki yağlı ciltliler de fırçayla daha çok memnun kalırlar ama ben süngerciyim. Şimdi şöyle çok hafif süngerle geçiyorum. Çünkü dayanamayacağım yani. Gerçekten dayanamayacağım. Fondötenimizi deniyoruz ya. Ben işin içine biraz daha challenge katmak için Pastel'in bu yeni kremallıklarından birini deneyeceğim. Bu arada vallahi ilk defa deneyeceğim. Yani gerçekten challenge. Kendime de challenge. Bu 43 numarası tatlı bir rengi var gibi gözüküyor. Umarım fondöten üstünde de bu tatlılığını devam ettirir. Ya bunlar çok uygun fiyatlı. Baksanız şu anda 13 lira falan. O yüzden güzelse çok güzel olur bizim için de. Şöyle süngerle uygulayayım bakalım. Fondötenimi yerinden kaldırmadı. Fondöten de beni zorlamadı. Allık da. O yüzden bu allığı beğendim. Hani renginin bana yakışıp yakışmadığı tartışılır tabii ki de ama allığın yapısını falan ben gayet beğendim. Biraz da bronzer geçiyorum. Revolution Ash bronzerlarından. Tadım o kadar kaçık ki. Hani şey. Yani kalıcılık testi yapmama gerçekten gerek kalmadı. Çünkü fondöten şu anda suratımda korkunç duruyor. Yani bakın. Anlayabiliyor musunuz? Hani nasıl diyeyim? Şuraya bakın. Kameradan yansımıyor mu? Anlayamadım ama gerçekten yani çok kötü duruyor. Mesela şuraya işte bronzer sürüyorum. Yama yama oldu bronzer ve bu benim sevdiğim bir bronzerdir. Yani daha önce de kullandığım bronzer burada löp diye kaldı. Dağılmıyor asla üstünde. Ve suratım çok kuru duruyor. Benim olmayan gözeneklerimin içine doldu. Ondan sonra kremallık ilk sürdüğümde güzeldi ama sonradan onu bir bulamaçlaştırdı ve kremallıkla alakalı olduğunu da hiç sanmıyorum. Çünkü yani yapısı gayet güzele benziyordu kremallığın. O yüzden şu anda gerçekten ağlayacağım. Dokunsanız şu anda ağlayacağım. Çok çok kötü oldu suratım. Belki şu anda siz hani tam göremiyorsunuz ama beni yakından görseniz şuralardan falan soyuldu. Bu arada bilerek yakında tutuyorum. Ha bir de benim videolarımda filtre falan yok. Yani nasıl yapıldığını bile bilmiyorum. Nasılsam öyle şu anda. Onu söyleyeyim de. Gerçekten üzüldüm. Bu fondötenden çok umutluydum. Çünkü kapatıcı bir fondötende. Ha kapatıcı. Ona bir şey diyemem. Kapatıcı. Birkaç kere daha kullanmaya çalışacağım mutlaka. Belki bugün benim yüzümde bir şey vardır. Bilmiyorum yani ama biraz üzüldüm. Hissiyatı da ağır değil. Ağır yapılı, kalın yapılı bir fondöten de değil ama bakın şu anda kameradan sanki güzel gözüküyor. Yani bu nasıl olabilir? Ama ben hiç güzel görmüyorum. Gerçekten şu anda çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben gidiyorum valla. Yüzümü yıkayacağım yani. Şu anda hiç hissetmiyorum. Şey düşünüyorum. Hani bir daha deneyeyim ben. Bu videoyu silmek istemiyorum. Çünkü ilk izlenim gördük yani. Sonuçta yaşadıklarımı siz de görün. Ama bir de bu videodan sonra yani bu videoyla birleşik olarak bir daha deneyeyim. Onu hızlı hızlı geçeriz. Anladınız umarım beni anladınız diye düşünüyorum çünkü. Şu anda biraz morali bozulduğu için konuşamıyorum. Neyse siz beni anladınız. Ben şimdi gidiyorum. Bana göre kaç gün sonra bilmiyorum ama size göre 3-4 saniye sonra görüşürüz. Aslında makyajımı tamamlayıp gösterecektim ama kısa bir araya girmek istedim. Fondötenimi sürdüm. Ondan sonra zaten gördünüz işte telefonum çalmış. UPS kargo aşağı inmek zorunda kaldım. Ve maske taktım tamam mı? Yani doğal olarak. Maskeme bayağı bir bulaşmış. Ve şu yüzüme bakar mısınız? Hani maskeyi taktım ve maske toplamda 10 dakika kalmıştır suratımda. Ve yüzümün haline bakın. Gerçekten bir şey diyemiyorum yani. Üzüldüm. Hayal kırıklığı benim için. Maskeyi de böyle bir daha göstereyim. Şimdi ben maskemle birlikte gidiyorum. Makyajımı bir tamamlayayım. Birkaç cümle daha edip kapatacağım. Çünkü yereğinden fazla uzun bir video oldu. Ben geldim. Ama pek hoş gelmedim. Gerçekten fondötenle ilgili nerede o? Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani aslında biliyorum. Ama sakin olmaya çalışacağım. Neyse sakin de olmayacağım. Hayatımda kullandığım en kötü fondötenlerden biri. Yani yüzüme bronzer sürmeye çalıştım. Çok zorlandım zaten. Doğru düzgün bir bronzer da yok yüzümde.
Çünkü o kadar pütür pütür duruyor ki yani size anlatamam. Bunu hani kuru ciltlileri bırakın. Bence karma ciltliler bile kesinlikle kullanamaz. Ama yağlı ciltlilerin sevebileceğini düşünüyorum. Çünkü o yağı dengeler yani mat bir cildi size verir. Ama ben bu kadar mat cilt sevmiyorum. Onun haricinde mesela L'Oreal Infallible Matte Fondöten. Mesela o da mat bir fondöten ama mükemmel yani. Hiç böyle sorunlar yaşatmadı bana. Gerçekten çok umutluydum ama beni hayal kırıklığına uğrattı. Ha bunu kullanmaya devam ederim. Çünkü yani ucuz bir şey de değil. Kullanmaya devam ederim ama işte IGTV videolarında falan hani bunu bitirmek için. Çünkü kapatıcılığı gerçekten güzel. Ama kapatıcılık maalesef yetmiyor. İşte bir fondöten maceramızın daha sonuna geldik. Hani kalıcılık testi yapmıyorum. Çünkü bunu uzun süre suratımda tutmak istemiyorum yani. Hemen sürüp yıkamak istiyorum suratımı. Ben yine merak edenler, bakmak isteyenler için aşağı linkini koyacağım. Ama ben beğenmedim. Bunu söylüyorum yani. Daha ne söyleyebilirim bilmiyorum gerçekten. Benim hoşuma gitmedi fondöten yani. Üstüne toz bir ürün süremiyorsunuz. Krem ürünü de süremezsiniz ki o da yine altından kalkar falan. Neyse yani gerçekten hayal kırıklığıyla dolu bir video oldu. Ama en azından görmüş olduk. Siz benim yaptığımı yapmazsınız, almazsınız diye düşünüyorum. Özellikle kuru ve karma ciltliyseniz sakın yani. Yağlı ciltliler de bence yağlı ciltli birinin kullanmasını beklesin. Yani çünkü bilmiyorum nasıl duracak. Öyle işte. Yine çok konuştum. Ben artık gideyim. Ha bir de videonun başında pembe kırmızı saçlıydım. Şimdi böyleyim. Şaşırmayın. Her hafta saç rengim değişebiliyor bazen. Ama bir süre böyle kalacağımı düşünüyorum. Bakalım. Yine sağ solum belli olmaz ama bir şaşırmayın diye söyledim. Çünkü o videoyu perşembe günü mü cuma günü mü çekmiştim. Şu anda pazartesi. Yani işte 3-4 güne böyle şeyler değişebiliyor. Neyse umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Buraya kadar izlediyseniz de eğer gerçekten çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.